Savo, insan yiyen aslanların mekanı. Bugünkü videomuzda sizi 120 sene öncesine götüreceğiz. Ve filmlere, kitaplara konu olan o meşhur olaydan bahsedeceğiz. Tüylerinizi diken diken edecek bu yaşanmış olaya geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız, hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Olayların geçtiği yer Kenya'nın Mombasa'ya yakın bölgesi olan Tsavo. Tsavo, Kenya ile Tanzanya arasında kalan, bugün Doğu Tsavo ve Batı Tsavo olarak isimlendirilen iki bölümden oluşan milli park konumunda olan bir bölgedir. Bölgeyi aynı adı alan Tsavo Nehri ortadan ikiye bölmektedir. Kölecilik yıllarında Tsavo Nehri, ülkenin iç kesimlerinden getirilip liman kentlerine götürülen kölelerin geçiş noktasında bulunduğundan nehri geçmeye çalışan sayısız kölenin hayatını kaybetmesine ve hastalanmasına neden olmuş. Hayatını kaybedenlerin ve hasta kölelerin nehirde yüzen cansız bedenlerinin tadına alışan aslanlar, zamanla kölelerin geçiş zamanında katliamlar yapmaya başlamış ve birer insan avcısına dönüşmüşler. Bu sebeple bölge, yerli halk Kikambalar tarafından Tsavo yani katliam yeri olarak anılmış. ...1898 yılındaysa bölgede devam eden demir yolu projesi varmış. Ancak aslanların düzenli ve amansız saldırıları yüzünden bir süre sonra proje durdurulmuştur. Çünkü 1898 yılından 1899 yılına kadar aslanlar toplamda 140 kişinin canını almış ve bunlardan 49 tanesini yemişler. Aynı yılın Aralık ayı başındaysa demiryolu şirketi baş mühendisi John Henry Patterson aslanlardan birini vurmuş. İki hafta sonra da diğerini. Patterson ayrıca aslanların saklandığı iğni de bulmuş. İçeriye girdiğinde Patterson gördükleri karşısında şoke olmuş. Etrafta onlarca yarı yenmiş cansız beden ve onlara ait kalıntılar varmış. Günümüzde ise Tsavo insan yiyen aslanlarının doldurulmuş bedenleri Chicago'da bir müzede sergilenmektedir. Aslanlar bu halleriyle şirin ve zararsız görünüyorlar. O kadar insanın katili olmaları şaşılacak şey, öyle değil mi? Peki ama Tsavo aslanlarını insan yemeye iten şey ne olmuş? İlk olarak aslan ve diğer yırtıcı kedigiller bugüne değin insanlara belli başlı koşullarda yaklaşmışlardır. Çünkü genellikle antilop, ceylan ve zebra gibi büyük otoburlarla beslenen aslanlar insanları gördüklerinde uzaklaşırlar. Fakat Tsavo aslanları alışık olduğumuz şekilde davranmamışlar ve insanlara saldırmışlar. Birçok uzmana göre ise bunun sebebi Tsavo aslanlarının düzenli bir insan katletme kültürüne sahip olmasıymış. Ancak Kerbis Peterhans adındaki uzman, bu kanlı geleneğin sürmesinde insanın da önemli ölçüde etkili olduğu görüşünde. 19. yüzyılın ikinci yarısında Tsavo bölgesine götürülen köleler arasında bulunan hastalar ve yaralılar aslanlara hazır yem olarak bırakılmış. Büyük çiçek salgınında hayatını kaybedenlerin gelişi güzel gömülmeleri ve kısa bir süre sonra başlayan açlık dönemi de hayvanların insan etine alışmalarına yol açmış. Açlık dönemi 1891 ve 1893 yıllarında Güney Sahra bölgesinde yayılan sığır vebası yüzünden hayatını kaybeden manda sürüleriyle başlamıştı. Ki bu durumda aslanlara insan eti yemekten başka seçenek kalmamış. Aslanların insan etine yönelmelerinden ayrıca yoğun fil avcılığı da sorumlu tutulmaktadır. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyoruz ama söz konusu aslanların erkek olmalarına rağmen yeleleri yoktur.
Bu tip aslan kaplan saldırılarının en temel özelliği ise hayvanın koparmaya yarayan ve birbirine kilit gibi geçen ön dişlerinden birinin kırık veya çürük olmasıdır. Bu durumun bir örneği de Champavat kaplanı ve yine Afrika'da başka bir köyde yaşayan aslan saldırısında görülebilir. Bu diş sorunu hayvanları daha kolay av bulmaya yönlendirmekte. Tısavva aslanlarını insan yemeye yönelten teorilerden bir diğeri de onların ağız yapılarıyla ilgili olandır. Chicago Müzesi'nde içleri doldurulmuş olarak sergilenen tısavva aslanlarının ağız ve çenelerinde yapılan araştırmalarda onların beslenme alışkanlıklarına dair oldukça ilginç sonuçlara varılmış. Yapılan araştırmalarda vurulan ilk aslanın alt azalarında apse olduğu ortaya çıkmış ve bu tür diş hastalıklarının da aslanları kolay av peşine düşürdüğü bilinmekte. Patterson, özellikle ilk aslan için apse üzerindeki baskının dayanılmaz bir acıya sebep olacağını ve hayvanın büyük, güçlü avı yakalamak yerine daha cılız insanların peşine düşmesi için fazlasıyla motivasyon sağladığını söylemiş. Nitekim 2009'da Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan bir başka çalışmada yapılan kimyasal analiz, apseli aslanın partnerinden daha fazla insan avı tükettiğini göstermiş. Chicago Müzesi'nde yer alan iki aslan olmasaydı bu soruları çözmenin bir yolu olamazdı. Bu iki örnek sayesinde yaklaşık 120 sene sonra sadece bu aslanların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmuyor, aynı zamanda bu aslanlar arasındaki farklılıkları derilerini ve kafa taslarını sorgulayarak öğrenebiliyoruz. Üzerinden yüzlerce sene geçmiş olmasına karşın tısavva hayvanları hala unutulmuyor ve bir şekilde hala bilimin en gözde merak konularından bir tanesi. Henüz kimse tısavva aslanlarının neden insan avladıklarına dair net bir yanıt verebilmiş değil. Peki sizin bu konuda herhangi bir fikriniz var mı? Varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Ayrıca merak edenler için tısavva aslanlarının anlatıldığı filmin ismi The Ghost and the Darkness, yani Hayalet ve Karanlık. 1996 yapımı filmin başrolünde Michael Douglas'la Val Kilmer oynuyor. Kitabın ismi ise The Man Eaters of Tısavva, Türkçesi ise Tısavva'nın İnsan Yiyicileri.